Dün akşam bu kürsüden yapılan bir konuşmanın bir kısmını büyük bir esefle takip ettiğimi de ifade etmek isterim. Dün akşam Ankara Milletvekilimiz Sayın Yıldırım Kaya'nın sözlerinin bir kısmını hakikaten büyük bir üzüntüyle ve büyük bir hayretle takip ettim. İnancımıza, ahlakımıza, insaf ve vicdana sığmayan menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri, dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak ne adalete, ne izana, ne de vicdanla açıklanabilir. Hele ki ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine öncülük etmiş olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmeye çalışmak da kimsenin hakkı ve kimsenin haddi değildir. Ben bu vesileyle Sayın Kaya'yı da bu yanlıştan dönmeye ve bu kürsüde milletin kürsüsünden özür dilemeye davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hatip'in ismini vererek sanırım konuşmayı ya ben iyi anlatamadım ya da kendileri dinlememiş. Ben hiçbir inancı, hiçbir kimliği, hiçbir düşünceyi asla aşağılamadım, aşağılamam. Ama burada çok açık ve net bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yapan dernek ve vakıfların tamamına dönük eleştirel değil, bakana döndüm, dedim ki bu protokolleri iptal et. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyon 250 bin öğretmeni var, 10 binlerce çalışanı var. Milli Eğitim Bakanlığı kendi işini kendisi rahatlıkla yapabilir. Vakıfların, derneklerin siyasal düşüncesi beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin hiçbir derneğe, hiçbir vakfa peşkeş çekilmemesi gerekir. Buradan çok açık ve net şunu da söyleyeyim. Özellikle Anadolu Gençlik Derneği'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir. Sözüm Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokolleredir. İçerikte konuşmadım. Hiç kimse ama Müslümanların ibadetini ve inancını siyasetin malzemesi yapamaz. Buna bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Bunun anlaşılması için hepinize teşekkür eden, fırsatı verdiği için de teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kaya müsaade edin. Şimdi Sayın Grup Başkanı, Sayın Özdemir, bir sataşma olmadı. Efendim? Yani evet. Yerinizden buyurun, bir açıklama yapın. Buyurun Sayın Çakırız. Sataşma yok efendim, bir açıklama yapın yerinizden. Ancak bizlere değil, sizi bu bütçeye evet demek zorunda bırakanlara kızmanız, adeta feryat etmeniz gerekir. Ama etmiyorsunuz. İşte bu epistemolojik bir kopuş değil, ontolojik bir yok oluş, gerçeklerden kopuştur. Çünkü canhıraş savunduğunuz bu bütçeyle insanımıza hizmet etmeniz mümkün değildir. Bu bütçe üretim, istihdam, kalkınma ve yatırım bütçesi değil, faiz, vergi,
rant ve borçlanma bütçesidir. %86'sı vergilerden oluşan, 660 milyar liralık açığın olduğu, faize 565 milyar, tarıma 54 milyar, yatırıma ise sadece 472 milyar lira kaynak ayrılan bu bütçeyle Allah aşkına nasıl hizmet edeceksiniz? Faize ayrılan bu kaynak 16 bakanlığa ayrılan bütçenin tamamından daha fazladır. Hiç şüphe yok ki yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. İşte bakın, yıllara göre faize ayırdığınız bütçeden kaynak 2002'den 2023'e 11 kat artarak 565 milyar lira seviyesine çıkmıştır. Yine yıllara göre bütçe açığına baktığımız zaman 11,5 milyardan 659 milyar liraya yükselerek bütçe açığımız 57 kat artmıştır. Vatandaşlarımızın bankalara olan toplam borcu 2002 yılında 6 milyar liradan tamı tamına 200 kat artmıştır. Bankaların yıllara göre karına baktığımız zaman 2002'de 3 milyar lira bankalar kar ederken bugün 115 kat artarak 336 milyar lira kar elde etmektedir. Çiftçilerimizin sayısına baktığımız zaman 15 yıl içerisinde çiftçi sayımız 1 milyondan 500 bine düşmüş vaziyettedir. İşte bu tablonun sorumluluğunu ne olur başkalarına yükleme acziyetinden bir an önce vazgeçin. Üç harfli marketleri bu ekonomik düzenin sorumlusu yapmaktan ne olur vazgeçin. Çünkü bu ekonomik düzenin sorumlusu üç harfli AKP iktidarıdır. İşte her saat başı insanımız bir cebinden 3.3 milyon doları faize, diğer cebinden her saat 8.2 milyon doları da vergiye vermek zorunda kalmıştır. Kıymetli milletvekilleri, insanımızı yoksullaştıran, yaşayamaz hale getiren, ülkemizi borçlandıran, milletimizi köleleştiren, bugün sizlerin de bekçiliğini yaptığı bu düzen faizci kapitalist düzenden başkası değildir. Milletimizi bu esaretten Allah'ın izniyle kurtaracağız. İnsanımızı aç bırakan, işsiz bırakan, borca esir eden, inancından uzaklaştıran ve ülkemizi küresel güçlere taşeronluk yapmaktan milletimizi de ülkemizi de kurtaracağız. Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi olarak hakça paylaşıma dayalı adil bir düzeni ve hakka ve adalete dayalı yeni bir dünyayı da inşallah kuracağız.